Ev hayvanları niçin bitkileri ısırırlar? Sebepler çok. Ev hayvanları kediler, köpekler hatta insanlar için ısırma eylemi bir sevgi ifadesi anlamlı taşıyabiliyor. Oyun amacıyla ısırırlar. Diş ağrısı, damak kaşıntısı da bazen etkenlerdendir. Karın ağrısı, baş ağrısı, mine bulantısı gibi rahatsızlıklar kedileri ve köpekleri bitki, genellikle yeşil yaprak, yemeğe iter. Kendilerini kusturup rahatlamak için ya da mide asitlerini dengelemek için yerler. Ev bitkilerini yemeye çalışmaları dışarıda uygun bitki arayışı imkanları olmadığı içindir. Yoksa gerçekte bu hayvanlar hastalandıklarında her bitki yemez. Çünkü oldukça seçicidirler. Mesela fotoğrafta gördüğünüz benim köpek defne hastalandığında bahçemde bin bir çeşit bitki olduğu halde sadece buğdaygillerden çimen yapraklarını ve bir de çalım inisi yapraklarını yer. Başka kesinlikle hiçbir bitki yemez. Bu konuda eğitim filan almış değil. Komşumun da aynı şekilde evde bahçede tuttuğu 3 köpek ile dört kedi kesinlikle defne gibi aynı şekilde. Olur olmaz bitkileri asla yemezler. Köpek defne. Verandadan bahçeyi kontrol ederken nev hayvanları için sakıncalı olmayan bitkiler. Bitkilerle ilgili bilimsel yönde detaylı bilginiz yoksa ev hayvanlarınıza güvenli ya da tehlikeli veya zehirli türleri tek tek öğrenmeniz gerekir. Ama bilginiz çoksa mensup oldukları familyadan yola çıkarak anlayabilirsiniz. Gerçi bu da tam bir çözüm olamaz. Çünkü istisnalar her zaman olur. O halde en iyi garantili çözüm pencere kenarında iki ayrı saksıda sürekli inebilir ot yetiştirin. Pet shoplarda kedilerin ve köpeklerin yemeyi sevdiği otların tohumları satılır. Bakın en iyi çözüm yolu bu. Aşağıdaki tüm bilgilerle ise tedbirli olmak içindir. Bazı bitkiler için güvenli demesi hayvanlara yedirin anlamına gelmez. Ev hayvanları için onların ihtiyaç duydukları zaman yiyecekleri otlardan evinizde bir iki saksıda mutlaka bulundurun. Ev hayvanların için ot yemeliler. Mesela ben köpeğime ne kadar iyi bakarsam bakayım. Her ayan az bir defa bahçedeki çimenlerden ve çalı minisinden yemek istiyor. Onlardan yemeden başka hiçbir şey yemez. Bir gün bile aç kalsa böyle. Çünkü bir rahatsızlığı var. Yiyeceği şeylerden tiksiniyor. Ot yiyecek ki iyileşsin. Öyle de oluyor zaten. Kedilerin sindirim sistemleri daha da hassas. Onlar belki daha sık ot yeme ihtiyacı duyar. Doğadaki gibi elbette hayvanlar rahatsız olduklarında ot yiyecek. Doğal bir ihtiyaç. Niçin o kadar sık hasta olurlar ve ot yemek isterler? Tabii ki çoğunuza göre bu sözüm yanlış. Benim hayvanım sık sık hasta olmaz dersiniz. Oysa illa yediği bir şeyin dokunmasından değil evde can sıkıntısından da kedide slash köpekte stres olur ve onun sonucunda midesinde asit fazlalığı olur. O da baş ağrısına ve kusma ihtiyacına, bazen de karın ağrısına sebebiyet verir. Sıkıntı, korku, panik, yalnızlık hatta çişini kakasını giderme ihtiyacının gecikmesi var ya o çok kötü bir şey Çişinin nereye kadar tutabilir? Böbreklerden idrarın kana karışmasına kadar tutabilir. Bu çok ciddi ve tehlikeli bir sağlık sorunudur. Köpeklerinin çiş ihtiyaçlarını dışarıda gezi yaparken halletmeye alıştıran kişilerle yazık ki hayvanları günde bir veya iki defa düzenli zamanlarda dışarı çıkarırlar. Halbuki köpeklerin günde en az beş defa ihtiyaçları oluyor. İşte bunlar gibi psikolojik etkenler sonucu sindirim sistemi rahatsızlıkları ve çişini bekletmesinin sonucu kan değerlerinin fena bozulması gibi durumlar ama sonuçta rahatsızlık gerçek, ot yemeleri lazım gelir. Onların içgüdüleri onları o yönde harekete itiyor. Bunları bilin, kupkuru apartman dairelerinde hapis tuttuğunuz bedbaht hayvanların örneklerini hep görüyorum. Bazen aşırı huzursuzluk, bazen olağanüstü durgunluk, bazen aşırı bir hiperaktiflik, bunlar hiç normal değil. Çektiklerin acıların yansımaları. Sahte kuşçular hasta kuşları satabilmek için kıçlarına bezir yağ sürer. Kuş kafeste kendini köşeden köşeye atar durur. Sanırsınız kuş çok sağlıklı da onun için hareketli. Sizin kedinizin veya köpeğinizin size göre endişe edilmemesi gereken durumları da buna benziyor. Oysa hayvancık acısını slaş ağrısını gidermenin arayışı içerisinde bocalamakta. Bazen acı içinde kıvranmakta. Bakın bu etki ilginçtir. Kedileri köpekleri fazla oyuncu ediyor. Ama ama gerçekte kurtulmak istediği bir sancısı var. Aşağıdaki bilgiler sadece tedbir amaçlıdır. Kesinlikle çözüm değildir. Gerçek garantili çözümü yukarıda anlatmaya çalıştım. Güvenli türlere örnekler dua çiçeği ve diğer türleri yani marın tacea dua giller. familyasından bitkiler güvenlidir. Afrika menekşesi, kohlera, gloksinia, agasneri acae familyasından bitkilerinde tehlikesi yok. Aşk merdiveni yine tamamen güvenlidir. Arap saçı da öyle. Fittonia, çilli yaprak, ısırgan viller familyasından türler, peperomia türleri ve bromeliadlar, Guzmania, Euphorbiaceae tehlikesizdir. Sakıncası yok. Palmiyegiller familyasının türleri diyeceğim ama dikkatli olmak lazım. Mesela palmiyegillerden olmadığı halde öyle sanılan skas bitkisi kedilere köpeklere fena halde zararlıdır. İşin kötüsü köpekleri öldürecek kadar zehirlidir ve köpekler bu bitkinin yapraklarını ısırmayı severler. Bitkileri bilimsel adlarıyla iyi tanımalısınız. Palmiyegiller demek çok net değil ama arıca ceya edenilmesi nettir. Bilimsel isimler dünyanın her yerinde harfi harfine aynıdır. Gerçek Gerçekten palmiye gillerden olan areka ve kente palmiyeleri güvenli bitkilerdendir. Cactaceae, kaktüs giller, familyasının tüm türleri güvenlidir ama palmiye sanılan skat örneğinde olduğu gibi halk arasında ısrarla kaktüs denen müthiş zehirli bitki türleri var. Dikkatli olun. Ev hayvanlarınızı zehirleyip öldürebilecek bitkiler. Burada anlatılanlardan birkaçı kesin öldürücü etkiye sahiptir. Birçoğu genelde hasta eder kusturur. Etki uzun sürecek olursa onlar da öldürebilir. Bazı bitkiler kan değerlerini bozarlar. Bir iki gün hayvanlar hasta düşmüş olur. Veteriner tedavisi kesin gerekli durumları varsa hiç beklemeyin acil müdahale şart. Köpek defne balkonda dikkat. Bazı köpekler o kadar itaatkar oluyor ki ölüm döşeğinde bile olsa sahiplerinin isteklerini yerine getirmeye çalışırlar. Hareketli görüp de durumun ciddi olmadığı yanılgısına kapılmayın. Hareketlendirmeye de çalışmayın. Durumunu iyi anlamaya çalışın. Araca e, arın, familyasından bitkiler türden türe değişen derecelerde tümü zehirlidir. Bunlar yaygın salon ofis bitkileridir. Salon sarmışığı, deve tabanı, zeze çiçeği vesaire. Yine çok yaygın salon ofis bitkilerinden olan kauçuk, Benjamin, ficus türleri ev hayvanları için sakıncalı bitkilerden. Aloe, gastrea, Haworthia türler köpeklere toksik etki yapar, ağır hasta edebilir. Zambak, Lilium kendileri için çok feci zehirlidir. Bırakın kedinizin onu yemesini. Çiçeklerindeki polenleri bile kedinize değse hayvancağızı komaya sokar. Çok sevilen Leoporbia mili zehirlidir. Çöl kaktüslerini ayırt edilemeyecek kadar benzeyen Leoporbia trigona ve Leoporbia ingens daha da zehirlidir. Leoporbia enopla en zehirlileridir. Atatürk çiçeği de her ne kadar bunlara benzemese de aynı cinstendir ve o da zehirlidir. Eup -a -a familyasının istisnasız tüm türleri az değil orta derecenin üzerinde zehirli etkiye sahiptirler. Bazı türlerinin öz suyun bir damlası bile öldürücü derecede zehirlidir. Sukulent türlerde hiçbir şekilde genelleme yapılamaz. Sukulentlerde çoğu Drasulu sulu familyasındandır. Ama bu familya fazla geniştir. Bazı cinsler zehirlidir. Mesela Sedum ve Crass su a cinslerinden türler genellikle tehlikesiz oldukları halde aynı familyadan Kalamcea cinsinin pek çok türü gerçi öldürücü olmasalar bile fena toksik etkiye sahiptirler. Özellikle çiçekleri çan gibi aşağı sarkık türleri. Ayrıca farklı farklı familyalardan pek çok sukulent türler var. Bazıları kesin öldürücü zehirlidir. Daha birçok şey sayılabilir. Bazıları zehirli. Bazıları kesin zehirli olmasa bile çeşitli derecelerde toksik etkiye sahip sayısız süs bitkileri var. Listesini yapamayacağımız kadar çok. Peki ne yapabiliriz? Başta en güvenli çözüm yolunu yazdım. Kendi köpeğimden ve komşumun kedilerinden köpeklerinden örnek verdim. Esas yapmanız gereken şey hayvanların doğal temel içgüdülerine göre gerekeni yapmanız yani evlerinizde ev hayvanları için her istediklerinde yiyebilecekleri özel bitkilerden bir iki saksı bulundurmanız kesinlikle şart. Evinizde bir tane bile zehirli slash zehirsiz süs bitkilerinden olmasa bile hayvanların o otlara ciddi ihtiyaçları var ve mutlaka en az iki saksı da olması lazım. Kendilerini güvende hissetmeleri de o otlara bağlı. Bunu iyi düşünün.